Hani burada üç mertebeden besleniyor dedik dima. Muhatap olması için dimağın bütünlüğe gelip dimağın dışına çıkması lazım. Yani mecule geçmesi lazım ki. Hani ondan önce de üç ayet var Fatiha'da. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rububiyet, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Üç alem, üç beslenmeden sonra vahşi tarafına geçiş. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn demesi için üç alemden beslendikten sonra muhatap olması lazım diye bir tefekkür ettik. Böyle bir tevafuk geldi diye bunu da paylaşalım dedik abi. Çok antika. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rububiyeti. Kulâzı bir Rabbin Nas. Melik'in nas, ilahin nas. Ondan sonra oluyor. Evet abi. Üç ayet, ondan sonra yine üç mertebe beslenmesi. Şey, şimdi abi bir de 23. söz üzerinde dedik ki 23. söz tamamen dimağa bakıyor dedik. Sonra biz bu ders haricinde Harun abinin ikimiz birinci söz. O hem Musa Aleyhisselam'ın ayet olması orada. Ve bunlardır bir asikel Hacer. Ya nâri kûni berden ve selam İbrahim Aleyhisselam'ın ayetinin olması. Bu iki ayetin olması şeydir, tamamen dimağa baktığını düşündük biz birinci sözünde. Orada çölün olması, ondan sonra çölün de özelliği nedir? Hem susuz olması hem de ateşin olması. Su şeye Musa Aleyhisselam'a sıcak, yani ateşin olması da İbrahim Aleyhisselam'a bakıyor diye tefekkür ettik. Ders ve önce çölde aynı zamanda hiçbir belirleniş yoktur. Her devamlı değişkendir. Dağ bir saat sonra gidin çukur olmuştur. Evet. Değil mi? Devamlı o oradaki tümsekler, çukurlar, şekil çölde devamlı değişkendir. Saat saati tutmaz. Adem'in mi şey yapıyor ki? Yani evet, dima. Dima hani böyledir. Çöle benzer. Ve şöyle dünya bir çöldür şey diyor. He? Dünya çöldür diyor. Evet. Dima çöldür. Ve şöyle bir enteresan noktası da var. Dima'daki insan, yani estağfurullah, çöldeki insan dimasıyla kavruluyor. Serap görüyor. Çok ondan güzel. Sonra çok su lazım yani abi. Su görüyor, ağaç görüyor. Ondan sonra kavurucu bir ateş. Vahiy vahiy. Su vahiy mi? İslamiyet. İslamiyet. Firavun abi o yüzden mi kabullenemediği için çöle dağ yapmak istiyor? Asıl şey o mu? Elbüste. Evet, yani biraz evet benziyor da. Fakat çölün dimağı olması ve belirlenmiş olmaması ve hakikaten çölde hiçbir tarafına değil, dimağla intihar oluyor. Evet. Ve yani oraya taşıyan bizi o hikayet oldu. Dedik ki hani, Bismillah nereye? Ya nâri kurdum, kûni berdem ve selâme. Veya işte ve gulnadır biyâ seker hacir. Ya ey ateş serin ve selametlu nereye? Besmele nereye? Hani böyle şey yaptık, o hikayet üstad onun sonunu alması ve şeyde hikayede şeyi kullanması, çölü kullanması şey hasebiyle birinci sözde tamamen dimağa bakıyoruz.